Merhaba arkadaşlar ben Tayfun Erbilen. Bu paylaşım videomda sizlerle jQuery ile animasyonlu menü yapımını göreceğiz. Ee, i̇lk olarak e, benzer bir menüyü hemen e, inceleyelim. E, Aurhan.com'da böyle bir menü var. E, birkaç soru üzerine bunu yapacağım. Gördüğünüz gibi böyle animasyonlu bir menü. Peki biz bunu nasıl yaparız? Biz bunu aslında kolay bir şekilde yapabilirdik. Ta ki tarayıcılar arası uyumsuzluğa kadar. Şimdi ilk olarak benim menüme bir göz atalım. Sprite olarak hazırladığım bir menüm var. Şöyle resmini de göstereyim. Gördüğünüz gibi nedir? Buradan aşağıdan gelecek animasyonu bir şekilde kayacak. Aynı mantıkla yaptığım bir menü. Kodlarım burada. ID'si menü olan bir ule var. İçinde de lile ile klas M1'den M5'e kadar. CSS'ini inceleyelim hemen. CSS kodları da bu şekilde. Bu bir sprite menü. Sprite'ın mantığını bilmiyorsanız eğer onunla da ilgili dersim var. E, onu da izleyebilirsiniz eğer sprite bilmiyorsanız. E, ki konumuz sprite değil. Konumuz o şekilde animasyonlu menü nasıl yapabileceğimiz. Şimdi normal şartlarda hemen bunu yapalım. Li'nin üzerine geldiğinde hover ile bunu yakalıyoruz bildiğiniz gibi. Ne yapacağız? İlk baş, e, ilk başta position x değerini alalım. Di diyorum CSS metodumla. Nedir? Background Position x değerini aldım. Alert position x diyelim ve hemen göz atalım. Evet eksi 198 dedi. Gördüğünüz gibi eksi 276 dedi. Aldıktan sonra yapacağımız işlem ise şu. Dis diyorum yine. Animate. Background. Position. Y diyelim hatta buna direkt. Bakalım çalışacak mı? Background Position Y ne olacak? Eksi 35 piksel. Bir bakalım. Aa doğru. Şu an bunu almamıza gerek yok. Psst. Hiç gerek yok. Burada hemen diğer kısım yani üzerine çekildiğinde Background Position Y nedir? sıfır olsun. E bakıyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde çalışıyor. Hatta bunlara bir de ne yapalım? Duration verelim. Örneğin 200 olsun. Bakıyoruz. Ama şöyle yaptığımızda bug'a girdiğini fark ettiniz. E, bug'a girmemesi için ne yapacağız? Burada animate başına stop metodunu ekleyeceğiz. Bu şekilde bir daha bug'a girmeyecek. Şöyle göstereyim size. Gördüğünüz gibi. Neden? Stop çalışan bir animasyon varsa bunu durduruyor. Şu şekilde görüyorsunuz. Hiçbir şekilde bug'a girmiyor. Yani eğer bu tamamlanmadan biz üzerinden çekmişsek orada kalıyor. Tekrar eski halini almaya çalışıyor. E, bu şekilde buga girmeden güzel bir şekilde ne yapmış olduk menümüzü oluşturduk. Ancak bunu e, örneğin Firefox'ta açtığımızda çalışmadığını görüyoruz. E, bakalım başka tarayıcılarda e, sıkıntı olacak mı? Örneğin Internet Explorer'da deneyelim. Evet Internet Explorer'da da çalışıyor ama e, biraz garip çalışıyor. <laughs> bu şekilde çalışıyor. E, başka neye bakabiliriz? Opera'ya bakalım. Opera'da da çalışmıyor gördüğünüz gibi. Son olarak bir de Safari'de bakalım. Bakalım Safari'de çalışacak mı? Bakıyoruz. Evet, Safari'de de düzgün çalışıyor. Ancak gördüğünüz gibi her tarayıcıda çalışmıyor. Bunun sorunu e, bu bir sorun. Bu bir sorun ve bu sorunun üstesinden hemen geleceğiz. Eee adresine girip burada benim paylaşımlarımdan şu using jQuery kısmından e, giriyoruz. Burada gördüğünüz gibi Background Position adlı bir eklenti mevcut. Bu eklentiyi alıyorum ben hemen şuraya. Ne diyeyim? Background Position .js diyelim ve eklentimizi buraya kaydedelim. Evet. Daha sonra burada hemen çağıralım eklentimizi. Background Position eklentimizi. Şimdi artık nasıl kullanacağım? Artık bu şekilde kullanmayacağım bir kere. Önce ne yapmam lazım? var diyorum position. Ee, şimdi bu elemanın CSS'de background position'ını almam lazım. background position Hemen alert position diyelim ve bakalım. Pardon şurada. Şimdi gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi hepsininkini alabiliyorum. Şimdi ne yapacağım ben bunu? var diyeceğim ee, split edeceğim yani parçalayacağım. Ee, nedir? Position nokta split diyeceğim. Ne ile böleceğim peki? Boşluk karakteriyle böleceğim. Ve alert split 0 dediğim zaman ben neyi almış olacağım? Bu eksili değerlerini almış olacağım. Bu bizim x konumundaki değerimiz bildiğiniz gibi. Şimdi ne yapacağım? This stop dedim. Daha sonra animate metodumu uyguluyorum hemen. nasıl kullanacağım? Background position diyeceğim. Ee, pardon şurası eksi 35 piksel olacak. Bu 35 pikseli nereden belirtiyoruz? Buranın yüksekliği 35 piksel olduğu için e, tam altındaki resim 35 pikselden sonra başlıyor. O yüzden eksi 35 piksel aşağı çekiyoruz. Zaten sprite mantığını biliyorsanız ee, tanıdık gelecektir bu sizi. Burada neden X değerini aldık? Burada background position özelliğinde illa X değerini de girmemiz gerekiyor. O yüzden X değerini otomatik olarak CSS'teki tanımlı haliyle alıyoruz. Başka türlü olmuyor. Şimdi bir test edelim. Evet, şu an gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde çalışıyor. Ki şunları da ekleyeceğiz. Bunları da bir ekleyelim. Bakıyorum. Evet, gördüğünüz gibi oldukça başarılı. Şimdi test etme zamanı. Ee, şuradan açalım şöyle, Firefox'ta açalım. İnşallah çalışır dedik ve gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde Firefox'ta da nedir çalışıyor. Ee, Internet Explorer'da bakalım. Engellenen içeriği izin ver dedim. Evet, gördüğünüz gibi diğerinde bir buk vardı. Aşağı üzerinden çektiğimizde otomatikman e, oluyordu. O da kalkmış, güzel. Safari'de bakıyoruz. Safari'de de zaten e, Sorunsuz bir şekilde çalışıyordu sanırım yok pardon Chrome şeyde Opera'da Safari'de de yine herhangi bir sıkıntı olmadan çalışıyor. Yani bu şekilde tüm tarayıcılarla uyumlu hale getirmiş olduk. Şimdi farkındaysanız bizimkisi aşağıdan geliyor. Aurhan 2'ye bakalım. O da mı aşağıdan geliyor. Evet o da aşağıdan geliyor. Ancak yukarıdan da getirebiliriz. Bunu yapmak için de eksi yerine eksiği kaldırıp artı olarak yazarsak bu sefer de gördüğünüz gibi yukarıdan gelecektir. Tamamen size kalmış bir durum bu. Bu dersimizin sonuna geldik. Beni bu sitelerden takip edebilirsiniz. Bir başka derste görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin. Örnek dosyaları da paylaştığım sitelerde, videoyu paylaştığım sitelerde, örnek dosyalarını da paylaşacağım.